Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir bilgisayarı inceliyoruz. Asus Zephyrus G14 ya da bilinen adıyla GA401 modelini inceliyoruz. Bu modelle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Şimdi biliyorsunuz Asus arkadaşlar özellikle oyun tarafında farklı modelleri bulunan bir marka. Biz de daha önce yine YouTube kanalımızda sizler için bu modelleri incelemiştik. Farklı farklı beklentilere hitap eden farklı farklı modelleri var ama bu 14 inçlik bilgisayar ki adındaki G14 de oradan geliyor biraz aslında. Dünyanın en güçlü 14 inçlik dizüstü bilgisayarı. Şimdi burada önemli bir detay var arkadaşlar. Birçok 14 inçlik bilgisayar var evet. Ama bu aynı zamanda hem oyun hem de performans isteyen işte render yapmak, videoda render yapmak ya da işte AutoCAD çalıştırmak ya da benzeri işler yapmak için tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi ben cihazın bir genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Şimdi hemen yan tarafa geçelim. Sağ yan tarafında 2 adet USB bağlantımız var. Tip A şeklinde. Bir adet de tip C şeklinde USB bağlantımız var. Bunun dışında sağ tarafta herhangi bir başka bağlantımız bulunmuyor arkadaşlar. Sol tarafa geçecek olursak sol tarafta ise bir güç girişimiz var. Adaptörümüzü buraya bağlıyoruz ki 180 wattlık bir adaptörümüz var. Onu da söylemiş olayım. Bir tane HDMI çıkışımız var. Bir tane tip C bağlantımız var. Ve bir de kulaklık mikrofon combo bağlantımız var. Şimdi gördüğünüz gibi 2 tane tip A, 2 tane de tip C bağlantımız var ama bunların bir detaylarında şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Şimdi sağ taraftaki standart bir USB tip C bağlantısı buradan şarj oluyor vesaire falan. Tamam okey. Yani taktığınız cihazları şarj ediyorsunuz ama sol taraftaki aynı zamanda cihazı şarj etmenize izin veriyor ve aynı zamanda bir monitör bağlamanıza da izin veriyor. Yani hem monitörünüzü buradan bağlayabiliyorsunuz hem de eğer yüksek hızlı bir adaptörünüz varsa mesela power delivery tarzında bir adaptörünüz varsa buradan şarj edebiliyorsunuz. Tabii 180 wattlık kadar hızlı olmuyor kendi orijinal adaptörü ama yine de işinizi görecek bir bağlantı size sunmuş oluyor. Üst tarafa geçelim klavyenin olduğu bölümde. Oldukça şık tasarlanmış bir kere onu söyleyeyim. Standart bir tasarım değil bu. Tuşların arası oldukça geniş bir şekilde tasarlanmış. Aydınlatmamız mevcut. Bu aydınlatma tek renk bir aydınlatma. Hani böyle RGB vesaire filan değil. Ama gayet güzel bir şekilde işimizi görüyor. Onu söylemiş olayım. Üst kısımda bir güç tuşumuz var. Ama böyle güç tuşu da böyle bir değişik bir şekilde tasarlanmış. Yani işte 1, 2 sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 altıgen bir şekilde bir tasarlanmış bir güç tuşumuz var arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bunun dışında üst kısımda 3 adet LED lambamız var. Burada pilin durumunu, şarj durumunu, diskin çalışıp çalışmadığını ve diğer özellikleri görebiliyorsunuz. Yine 4 tane de tuşumuz var. Böyle bir fonksiyon tuşu gibi tuş koymuşlar buraya. Bunların ikisi ses açma kapatma, bir tanesi mikrofonu kapatma, diğeri de Asus'un kendi uygulamasını açmayı sağlayan bir tuşumuz mevcut arkadaşlar. Bu Asus'un uygulamasıyla ilgili detayları birazdan vereceğim. O yüzden çok detayına girmiyorum. Klavyenin alt kısmında biraz daha böyle basık bir şekilde, yatay bir şekilde bir touchpad'imiz mevcut. Bunun dışında tasarımla ilgili şunu söylemek istiyorum. Asus'un ErgoLift adını verdiği bir teknolojisi var arkadaşlar. Bu aslında yeni bir teknoloji değil. Daha önce Asus'un farklı modellerinde de karşımıza çıkmıştı. Özellikle VivoBook ailesinde biz çok görmüştük bu teknolojiyi. Şimdi ne işe yarıyor? Şöyle söyleyeyim. Onun detaylarını şimdi vereceğim. Buradan çok belki anlamayabilirsiniz ama ekranı şöyle kaldırdığınız zaman klavye kısmımızda yukarı doğru bir boşluk oluşturacak şekilde duruyor. Bu iki şekilde işinize yarıyor. Bir tanesi arkadaşlar havalandırma konusunda size destek sağlıyor. Yani biliyorsunuz özellikle grafik kartını kullanan uygulamalarda cihaz ısınıyor. Isındığı zaman da fanlar çalışıyor. Ve fanlar çalıştığı zaman da eğer cihaz tamamen yere yapışıksa o fanlar, o havalandırma düzgün çalışmayabiliyor. Bunu da klavye yukarı doğru kalktığı için hafiften, hafiften ama çok yüksek değil yani bu böyle bu kadar falan değil ama o küçük aralık bile havalandırma akışını sağlaması açısından işimize yarıyor. Bir de şöyle bir güzellik oluyor. Yazı yazarken arkadaşlar daha ergonomik bir şekilde yazıyorsunuz. ErgoLift aslında esprisi de ismi de biraz da buradan geliyor. Bunu da hatırlatmış olalım.
Şimdi cihazın dışıyla ilgili çok enteresan bir özellik var arkadaşlar. Hatta şu anda görüyorsunuzdur muhtemelen. Şu kısmı da böyle nasıl anlatayım? Neredeyse ortadan geçen bir çizgi var. Bu çizginin bu tarafı böyle daire şeklinde küçük küçük minik minik delikler var. Burada da yazı yazabiliyorsunuz. Buna böyle enteresan bir özellik yapmış. Bunun detaylarını da birazdan vereceğim. Bu dış kısım oldukça güzel tasarlanmış bir metal gövde bu arada. Bunu bazen soruyorsunuz. Alüminyum karışımı bir metal gövdemiz var. Bu şekilde rahat bir kullanımı var. Cihazın fiziksel özellikleri de böyle arkadaşlar. Evet, bu genel özelliklerden sonra Asus G14'ün biraz da teknik özelliklerine göz atalım. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. 14 inçlik 2K'lık yani 2560'a 1440 piksellik bir ekranımız bizi karşılıyor. Bu ekranın yenileme hızı 60 Hz. Bu arada bu ürünün Full HD olan versiyonları da var. Yurt dışında özellikle gördük. Onlarda 120 Hz'e kadar çıkan bir ekran yenileme hızı olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Ekran kartımız GeForce RTX 2006 GPU Max Q 6 GB GDDR6 ekran kartımız. AMD Ryzen 9 4900HS işlemcimiz bulunuyor. 1 TB'lık M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD'miz var. 16 GB'lık RAM'imiz var. Ki bu da DDR4, ya daha doğrusu 8 GB'ı bütünleşik anakartta, 8 GB'ı da sonradan takılabiliyor. Bize gelen miktar ise 16 GB, onu da belirtelim. Matrix LED olayında yani yazı yazabildiğiniz veya logo koyabildiğiniz bu özelliğin ismi Anime Matrix diye olarak geçiyor arkadaşlar. Ergolif tasarımından bahsetmiştik. Magnezyum alüminyum karışım bir ekranımız var. 2 tane USB tip C'miz var dedik. Bunlar 3.2 Gen 2 olarak geçiyor. Bir tanesi aynı zamanda Power Delivery ve Display Port olarak kullanılabiliyor. 2 tane de tip A var. O da USB 3.2 olarak konumlandırılmış durumda. Bir tane de HDMI çıkışımız var. Onu da söylemiş olalım. Wi-Fi 6 desteği bulunuyor bu cihazda. Bluetooth 5.0 var ve 76 watt saatlik bir pilimiz var. Toplam ağırlığımız ise 1.6 kilogram arkadaşlar. Fiyatı ise yaklaşık 20.000 TL. Evet, bu genel görünüm ve teknik özelliklerden sonra arkadaşlar birazcık kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Şimdi videonun başında söyledim. Bu ürün, bu Asus'un G14 Zephyrus modeli arkadaşlar, dünyanın en küçük 14 inçlik ve aynı zamanda güçlü bir donanıma sahip olan dizüstü bilgisayarı. 1.6 kilogram ağırlığı var. Gerçekten de çok hafif bir cihaz arkadaşlar. Çerçeve tarafına baktığımızda ise sağ, sol ve üst çerçeve oldukça ince tasarlanmış. Alt kısımdaki çerçeve ise bir tık daha kalın. Onu da söylemiş olalım. Bu arada cihazda webcam bulunmuyor. Hani oyun bilgisayarlarında veya bu tarz performanslı bilgisayarlarda çok istenen bir özellik değil belki. Ama bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Peki kullanım deneyimimize neler sundu? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. 16 GB RAM olması iyi. Ekran kartının 2060 gibi bir yüksek bir ekran kartı olması da bizim için çok önemliydi. Çünkü neden? Özellikle Premiere gibi uygulamalarda. Çünkü bu cihazı sadece bir oyun bilgisayarı olarak düşünmeyin arkadaşlar. Performans isteyen işler yapanlar için de kullanılabilecek ve çok rahat kullanılabilecek bir bilgisayar. Onu baştan söylemiş olayım ki zaten söylüyoruz. Videonun başında da bunu belirttik. Özellikle belirtmiş olduk. Yani sadece oyuncular için değil, aynı zamanda diyelim ki AutoCAD kullanıyorsunuz ve büyük işler yapıyorsunuz. Yüksek de bir donanıma ihtiyacınız var ve aynı zamanda bu cihazın taşınabilir olmasını istiyorsunuz. Elbette bundan çok daha yüksek güçlü cihazlar var ama onların birçoğu taşınabilir değil ya da çok ağırlar arkadaşlar. Bu ürün 1.6 kilograma oldukça iyi bir performans bizlere sunuyor. Bunu özellikle belirtmiş olayım. Zaten hani RGB aydınlatmasının olmaması diyeyim klavyede veya farklı yerlerinde, aslında bu birazcık da şey diyor. Yani oyunda oynayabilirsin benimle ama eğer işte Premiere'de render yapacaksan ya da benzer işler kullanacaksan, AutoCAD kullanacaksan bunu benimle beraber rahatlıkla yapabilirsin diyor. Asus G14'ün bize verdiği izlenim bu şekilde arkadaşlar. AMD'nin Ryzen 4. nesil işlemcisini kullanıyor arkadaşlar. Söylediğim gibi aynı zamanda bu işlemcinin üzerinde de bir ekran kartı var. Bütünleşik bir ekran kartı. Bu harici ekran kartını kullanmadığınız durumlarda, kullanamadığınız durumlarda, diyelim ki güçten çıkarttığınız durumlarda o ekran kartı da sizi belli bir noktaya kadar işlerinizi çok rahat bir şekilde görebiliyor. Ama tabii ki performans istiyorsanız mutlaka Nvidia GeForce'un 2060 ekran kartına dönmeniz gerekiyor ki o zaman zaten cihazın performansı uçuyor gidiyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi dedik ki performansı çok güzel ama rakam görmek isteyenler olabilir aramızda. Sentetik testler de yaptık. Şu anda ekranda görüyorsunuz PCMag testinde 5025 puan aldı cihaz arkadaşlar. Peki kristal diskte ne kadar aldı bu diskimiz? Üzerinde bir 1 TB'lik bir disk olduğunu söylemiştik. 1755 MB saniyede yazma,
1770 megabaytta okuma hızına ulaştık. Fena bir rakam değil arkadaşlar. Bence diskin de 1 terabayt olması ekstra güzel bir özellik. Çünkü 512'de var bu ürünün opsiyonları arasında bulunuyor. Ama 1 terabayt bence çok daha iyi sonuçlar veriyor. Çünkü neden? İlla ki bu alanınız yetmiyor arkadaşlar. Oyun yüklüyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Zaten bugün iyi bir oyun alsanız 100 GB. Mesela Microsoft Flight Simulator 120 GB arkadaşlar yer kaplıyor. Ve 512 GB de hemen doluyor, bunu söyleyeyim. Tecrübeyle sabit 1 TB olması da bence güzel olmuş ama ben 1 TB istemiyorum diyenler için 512 GB'lık sürümlerin olduğunu da belirteyim. Şimdi gelelim benim cihazda en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi olan Anime Matrix LED özelliğine. Şimdi cihazla beraber bir yazılım geldiğini söylemiştik. Bu Armor Create isimli bir yazılım geliyor. Bu yazılımla her şeyini, ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. İşte fanın çalışma hızından güç performansına kadar birçok ayarı buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve cihazla ilgili o anki hani cihazın işte CPU sıcaklığını vesaire gibi bilgileri yine bu Armor Create uygulamasıyla görüyorsunuz. Bu güzel bir uygulama. Hatta bu uygulamanın çok fantastik özellikleri de var. Uygulama içinden Android telefonunuza bir uygulama yükleyerek cihazı uzaktan da kontrol edebiliyorsunuz. Böyle enteresan güzel özellikleri de var. Tabii burada şimdi onu anlatmayacağım. Asus'un birçok cihazında bu tarz yazılımlar geliyor. Ya da benzer markaların da geliyor arkadaşlar. Burada enteresan bir özellik var. Anime Matrix diye bir özelliği var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Detaylarını da size aktaracağım arkadaşlar. Şurada bir yazı yazıyor. Böyle buraya istediğiniz yazıları yazabiliyorsunuz. Ne haber abi yazarsın, ne bileyim. Abone ol yazdık biz mesela şu anda. Kanalımıza abone ol dedik. Şu anda onu görüyorsunuz ekranda. Ama istediğiniz birçok yazıyı da buraya yazabiliyorsunuz. Hatta pil durumundan tutun da logoya kadar vesaireye kadar birçok şeyi de burada göstermeniz mümkün. Özellikle gece çok güzel oluyor arkadaşlar. Ya da böyle oturduğunuz bir yerde insanlara mesaj vermek istiyorsunuz. Enteresan bir özellik olmuş. Tabii ki pil durumunu birazcık azaltan bir özellik bu ama bence güzel olmuş. Kapatabiliyorsunuz isterseniz. Ya ben bunu sevmedim, bu ne biçim özellik falan diyorsanız eğer kapatmanız da mümkün. Ama bence eğlenceli olmuş. Ben çeşitli şeyler yazdım, hatta eğlendik. Şimdi Asus G14'ün bir ses testini de yaptık. Hoparlörler oldukça kaliteli. Yan tarafa yerleştirilmiş durumda hoparlörler ve oldukça da iyi ses çıkartıyor. Şu anda ekranda o ses kalitesini kaydettiğimiz videoyu izleyelim. Daha sonra incelememiz devam edecek arkadaşlar. Arkadaşlar, Teknoloji.com YouTube kanalını takip ediyorsunuz. Biz zaman zaman oyun bilgisayarları inceliyoruz. Asus'un da özellikle... Gelelim oyun tarafına arkadaşlar. Oyunlarda da tabii ki bu donanımla oldukça iyi bir performans sunmasını beklediğimiz bir cihazdı bu ve bizi de yanıltmadığını söyleyelim. Hem işlemcinin hem ekran kartının, ki özellikle ekran kartı tarafında çok güçlü bir ekran kartı kullanılıyor üzerinde, sayesinde oyunlarda oldukça yüksek FPS değerlerine ulaştık. Şu anda ekranda görüyorsunuz, biz Gears'ta denedik. Gears 5'te denedik daha doğrusu. Yine de çok yüksek rakamlara ulaştığımızı söyleyelim ve yani ultra ayarlarda, en yüksek ayarlarda ve en yüksek çözünürlükte oynadığımızı da belirtelim arkadaşlar. Oyunlarda herhangi bir sıkıntı olmadan çok yüksek performansta bu cihazla beraber oyun oynayabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Gelelim pil tarafına arkadaşlar. Asus G14'te 76 watt saatlik bir pil kullanılmış. Bu pille beraber biz yaptığımız testlerde, ki sentetik testlerle başlayalım isterseniz. Şu anda ekranda görüyorsunuz. PCMag batarya testinde modern ofis senaryosunda 5 saat 50 dakika gibi bir değer bulduk. Yani normal bir kullanımla 6 saat rahatlıkla bu cihazı kullanabiliyorsunuz, ki aslında onun üzerine çıkabilirsiniz bu arada. Biz yani çok şey yapmıyoruz biliyorsunuz. Bu tarz testler birazcık daha pil bırakıyor cihazın içinde. O yüzden yani 6'nın üzerine çıkmamız mümkün olur diye tahmin ediyorum. 7-8 saatlik bir rakama çok rahat bir şekilde ulaşırsınız. Özellikle de hani pil durumunu, pili az kullanacak şekilde ayarladığınızda çok daha yüksek saatlere ulaşacaksınız. Bence güzel bir özellik olmuş. Çünkü özellikle dışarıda bir yerde bu cihazı kullanmak istediğiniz zaman, yanımda olayım, ben bunu sürekli bir şeyler paylaşayım, bir şeyler kullanayım dediğiniz zaman bu pil ömrü çok işinize yarıyor. Çok da size fayda sağlıyor. Bu arada cihazla ilgili söylemiştim. Tip C bağlantısından da şarj olabiliyor. Eğer uyumlu bir adaptörünüz varsa, biliyorsunuz onlar daha küçük oluyor arkadaşlar. Biraz daha yavaş şarj oluyor ama yine şarj olabildiğini belirtmiş olalım. Çünkü her tip C bağlantısından şarj olmuyor arkadaşlar. Onun gerekli ayarların içeride donanımsal ve yazılımsal olarak yapılması gerekiyor. Asus G14 bunu yapmış bir ürün ve rahatlıkla tip C bağlantısı olan bir adaptörünüz varsa 65 watt, 70 watt, 80 watt gibi şarj edebileceğinizi de belirtmiş olalım. Özellikle hareket halindeyken hem oyunlarda kullanayım hem de performanslı işlerde kullanayım dediğiniz bir bilgisayar arıyorsanız ve
çok ağır olmasın da diyorsanız ve böyle işte 2K ekranı olsun, Animatrix özelliği olsun, şuralarda bir şeyler yazayım gibi beklentileriniz de varsa Asus G14 çok güzel bir bilgisayar olmuş arkadaşlar. AMD işlemcinin sağladığı ve ekran kartının da desteğiyle verdiği performans da gerçekten de hem uygulamalarda hem de oyunlarda sizi yarı yolda bırakmayan bir bilgisayar var. Fiyatına baktığımızda 20.000 TL gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Benzerlerini karşılaştırdığımız zaman zaten 3 aşağı 5 yukarı kurlardan dolayı artık fiyatlar bu şekilde olmuş durumda. Ve özellikle de hafif bir şey olsun dediğiniz zaman bu şekilde bir bütçeyi cebinizden çıkarmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Asus G14 dizüstü bilgisayarın özelliklerini anlatmaya çalıştık. Örnekler vermeye çalıştık ve birçok özelliği konusunda bilgiler verdik. Olur da aklınıza takılan bir şey olursa, şunu anlatmadınız, şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor, siz söylemediniz gibi bir yorumunuz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyoruz, değerlendiriyoruz ve eğer bilgimiz varsa size bu konuda bilgi veriyoruz o sorularla ilgili olarak. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.